أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. Hayırlı günler sevgili seyirciler. Bir kez daha Gönül Dergahı programıyla karşınızdayız. İnşallah bu programımızda Ramazan'la ve oruçla alakalı çok değerli hocamız Ahmet Akgül ile birlikte programımızda bu konuya değineceğiz. Zira Recep ve Şaban ayını artık geride bırakıyoruz ve inşallah 3 ayların sonuncusu Ramazan ayıyla manevi iklimimiz devam edecek.
Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çok değerli hocamız yine yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, malumunuz olduğu üzere 3 aylardayız ve bu manevi iklimi yaşarken artık Ramazan'a giriyoruz ve Ramazan'da da bu manevi iklim doruk noktasına ulaşacak inşallah. Bizler bu programda Ramazan ve oruçla alakalı konuşacağız. Manevi olarak dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir Ramazan'da özellikle ve oruç konusunda? Efendim, oruç tutarken nelere dikkat edeceğiz? Ve oruç ibadetinin hikmet ve faydalarını inşallah birlikte değerlendireceğiz. Tabii programımızın başında ben genel bilgi olarak, çünkü Ramazan ve oruçla ilgili birçok soru var. İslam'da özellikle Kur'an-ı Kerim ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesinde hem Ramazan ayı hem oruç ibadeti, çünkü İslam'ın 5 şartından bir tanesi. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde Ramazan'la, oruçla alakalı neler bizlere bildiriyor? Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan ve oruçla ilgili sünnetinde, uygulamalarında neler ön plana çıkıyor? İnşallah böyle bir kısa girişte başlayalım. Daha sonra da Ramazan ve oruçla alakalı birçok sorumuz var. Onları inşallah soracağım. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala hayri halqillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibin et-tahirin. Emma ba'd. Öncelikle bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran ve Ramazan nimetiyle bizi taltif eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Evet. Ve bize Ramazan-ı Şerif'in ne şekilde yaşanacağını, ihya edileceğini öğreten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz zevcelerine, ashabına, ahbabına, etbaına, ehli beytine salatu selam ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hakikaten Ramazan-ı Şerif bir rahmet iklimi, evet, rahmet mevsimi, diğer aylarla mukayesesi mümkün olmayan rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı, azap kapılarının kapandığı, kapatıldığı, azgın şeytanların ve cinlerin zincirlere vurulduğu, kötülüklere birçok noktalarda ara verildiği bir zaman dilimi. Dolayısıyla biz Ramazan-ı Şerif derken, evet, Ramazan-ı Şerif'in şöyle bir Kur'an ifadesiyle tarihçesine bir bakalım. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen günlerden bazıları veya gecelerden bazıları, aylardan bazılarını Kur'an ifade ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yevmül Cuma, Cuma günü bizzat hakkında bir sure, evet, inmiş. Bir özelliğe Cuma suresi. Evet. Çünkü haftanın önemli bir günü, Seyyidül Eyyam, evet, diye ifade ediliyor. Günlerin en değerlisi, en ulusu ve Yevmül Cuma, Cuma günü ifadesi var. Ve yine gecelerin en değerlisi olan Kadir Gecesi ile ilgili İnna enzelnahu fi leyletil kadr, biz kesinlikle o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde topluca levh-i mahfuzdan dünya göğüne indirdik. Evet. Ve oradan da ayet ayet, sure sure Peygamber aleyhissalatü vesselama indirildi. Dolayısıyla Kadir Gecesi hakkında özel bir sure indirilmiş. Leyletül Kadr, Suretül Kadr. Ve yine aynı zamanda aylar içerisinde harem aylardan bahsediliyor ama isimleri sayılmıyor. Ancak Ramazan-ı Şerif ayının ismi bizatihi Kur'an'da ifade ediliyor. Şehr Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı kendisinde Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Evet. Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve aynı zamanda Ramazan ayı ile bütünleşen oruç. Yani çünkü Ramazan ayı dediğimiz zaman oruçsuz Ramazan düşünmek mümkün değil. Bundan dolayı Mevlamız orucun tarihçesi itibariyle Kur'an'ın ta tarihin derinliklerine indiğini,
ifade ederek şöyle buyuruyor. Bismillah. Bakara suresi 183. ayet olması lazım. Evet. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min gablikum leallekum tettekûn. Ey müminler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç sizin üzerinize de farz kılındı. Sizin üzerinize de farz kılındı. Niçin? Leallekum tettekûn, korunmanız için. Takva sahibi olmanız için. Evet. Asıl ibadetlerin, hikmet ve sırlarının başında takva geliyor. Yani oruç tutmak suretiyle insanın model bir insan, farklı bir insan, gerçekten ahlaki değerlerine sahip çıkan bir insan olması için takva sahibi olmak. Takvayı da Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle tarif ediyor. En yuta'a ve la yusa, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyulup karşı gelinmemesi ve en yuzkara ve la yunsa, Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla zikredilip unutulmaması ve en yuşkara ve la yukfer, sayısız nimetlere şükredilip nankörlük yapılmaması. Öyleyse Ramazan aynı zamanda bir zikir ayıdır. Oruç aynı zamanda Rabbi ile devamlı müzakere, mülahaza halidir. Niye? Çünkü oruç tutan insan, oruçlu olduğu sürece Rabbinin huzurunda olduğuna inanıyor ve bir yerde kendisini denetim altında tutuyor. Evet. Murakabe ediyor. Öyleyse takva elde etmeniz için, takva sahibi olmanız için oruç sizin üzerinize farz kılındı. Peki hangi ayda? Biraz önce okuduğum Şehr Ramadanellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın indirildiği bir ay. Yani Bakara suresi 185. ayet mi? 183, 184 hocam. 185 olması lazım. Evet, bu 185, söyledim. Evet. 185. ayette de Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Niçin evet. ama? Şimdi Ramazan dediğimiz zaman Ercan Bey, Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'la bütünleşen bir aydır. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'ın indirildiği ay diyor. Zaten Ramazan-ı Şerif'in bereketi, farklılığı ve mümtaz bir ay olması da Kur'an'dan kaynaklanan bir berekettir. Ve dolayısıyla hüden linnâs, o Kur'an ki insanlara hidayet olarak, yol gösterici, rehber olarak indirilen Kur'an. Evet. Hüden linnâs ve beyyinâtin minel hüde vel furkân, hakla batılı birbirinden ayırt eden ve birçok açık delillerin bulunduğu bir kitap. Ve insanlara doğru yolu gösteren, bir yerde insanlığın hayat rehberi, kılavuzu olan, bir yerde insanlığa yön ve yol gösteren navigasyon mahiyetindeki Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Evet. Öyleyse femen şehide minkumuş şehre felyasum ayetin devamında kim sizden bu aya ulaşırsa, bu ayı idrak ederse ve oruç tutmaya da elverişli ise, yani sağlık açısından, diğer dini şartlar açısından oruç tutmaya haiz ise evet. o kimse orucunu tutsun. Kim bu aya diyor. Burada dikkat edilecek bir şey var. Ay diyor burada. Ay deyince bir hicri hı hı. hesaba göre ay günleri var. Bir de güneş yılına göre ay hesapları var. Şimdi onu soracağım hocam. Şimdi günümüzde Ramazan ayına baktığımız zaman sürekli böyle onar güne, onar gün geri geliyor. Evet. Ya bunun hikmeti nedir hocam? Hikmeti ay yılına göre, yani kamer, gökteki kamer dediğimiz ay hesabına göre, ayın evet. dönüşüne göre buna hicri yıl diyoruz, kameri yıl diyoruz, kameri ay diyoruz. Sene 355 gün diyelim biz normal olarak. Güneş yılına göre sene 365 gün. Ay yılında, aya göre hesaplanan yılda, hicri yılda ayın sayısı ya 29 ya 30'dur. 31'i de yok, 28'i de yok. O zaman 29 ve 30 hesabına göre 355 gün senenin tamamı yapıyor. Ve her Ramazan veya Kurban Bayramı senede 10 gün önce gelmiş oluyor. Bu hesap farklılığından dolayı. Evet. Bu itibarla baktığımız zaman senenin her ayını tevafuk ediyor. Her ayına rastlıyor. Nasıl rastlıyor? Mesela onar gün önce geldiğine göre
her aya 3 defa tesadüf ediyor Ramazan. Evet. Ve senenin kış, yaz, ilkbahar, sonbahar bütün aylarını dolaşıyor. Eğer miladi yıla göre olsaydı misal, diyelim Ekim ayındaysa hep Ekim ayında olurdu. Veya Eylül ayındaysa Eylül ayında olurdu. Mayıs'taysa Mayıs'ta olurdu. Ama bu senenin devri her yıl 10 gün önce gelmesi açısından hicri yıl, evet, o zaman ne oluyor? Senenin her ayına tevafuk ediyor. Bir yerde de imtihan. Yani yaz gününde oruç nasıl tutulur? Kış, evet, gününde nasıl tutulur? Uzun günler, kısa günler, ilkbahar, sonbahar, bir yerde de insanı imtihan burada. Bu 10'ar gün geriye gelip işte bütün aylarda oruç, Ramazan ayının yaşanması, yani bu şey hocam, efendim, Ramazan'ın bütün aylarda yaşanıp tekrar aynı noktaya gelmesi 33 sene sürüyormuş hocam. Evet, aynen. Yani, aynen öyle. Dolayısıyla tabii bu Ramazan'ın farklılığı buradan geliyor. Şimdi burada ay dediğimiz zaman 29 da aydır, evet, 30 da aydır. Yani bazen mesela oruç hilala göre 29 gün oluyor, bazen 30 gün oluyor. 29 gün olduğu zaman da aydır, 30 olduğu zaman da aydır. Yani Müslümanın, evet, burada endişelenmemesi lazım. Ya bu sene biz Ramazan'ı 29 tuttuk, acaba 90 mı oldu falan dememesi lazım. Hilala göre olursa. Evet. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 9 Ramazan tuttular. 9 Ramazan'ın hatırımda kaldığına göre 5'i veya 4'ü 30, diğer seneleri 29. Evet, şimdi hocam Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanındaki oruç ibadetini soracağım ama onun öncesinde bütün peygamberlere oruç ibadeti bütün farz. Bütün peygamberlere, evet, namaz gibi. Evet. Namaz gibi oruç da bütün şeriatlarda farz idi. Farz kılındı. Yani Hristiyanlık derken İncil'in, evet, emirlerinde var oruç. Tevrat'ın emirlerinde var. Zebur'da var. Adem Aleyhisselam'dan başlayan peygamberlik, evet, silsilesinde peygamberimize gelinceye kadar olan, hı hı, bütün peygamberlerin hayatında oruç var. Peki peygamberimiz döneminde, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde ne zaman farz kılındı hocam? Tabii tutulmaya ki başlandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden sonra. Evet. Peygamberimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret edince orada hicretin ikinci yılında. Hı hı. Hicretin ikinci yılı. Zaten Peygamberimiz hicretten sonra 10 sene yaşadı. Birinci yılında farz kılınmadı. İkinci yılında farz kılınınca, evet, 9 Ramazan tutmuş oldu. Yani 9 Ramazan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tutmuş oluyor. Ve hicretin ikinci yılında oruç farz kılınıyor. Çünkü Medine'deki ayetlerin çoğuna baktığımız zaman hemen hemen hepsine yakını, yani ya bir ibadetin farz olduğunu bildiriyor, ya bir, evet, haramı bildiriyor, ya bir helalı bildiriyor. Ahkam ayetlerinin indiği bir dönem ve Ramazan-ı Şerif'te aynı zamanda hicretin ikinci senesinde farz kılınmış oluyor. Evet, peki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ramazan ayının ve oruç ibadetinin faydası ve hikmetleriyle ilgili. Evet, onları inşallah söyleyeceğiz. Yalnız neler buyurmuşlar? Bu konuda bir hadis-i şerif var. Onu, hı-hı, hemen biraz da böyle özetleyerek, evet, izleyicilerimize sunmak istiyorum. Şimdi Hazreti Selman-ül Farisi, Medine-i Münevvere'de Müslüman olan, aslı İranlı bir Müslüman, evet, Selman-ül Farisi ismiyle müsemma, diyor ki hatabena Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ahire yevmin min Şaban. Önemli bir hadis-i şeriftir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Şaban ayının son gününde, Şaban ayının son günü ya 29. akşam olabilir veya 30. akşam olabilir. Yani Şaban ayı da 3 aylardan 29 da çekebilir, 30 da çekebilir. Yani son gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir hutbe irad etti diyor. Ve hutbesinde şöyle buyurdu diyor, evet, Hazreti Selman. Bunu kısaca arz etmek istiyorum. Peygamberimizin Ramazan'a giriş, Ramazan'a hazırlanma ya da Ramazan'ın muhtevası. Yani Ramazan deyince Müslümanlar burada hangi etkinlikleri yapıyorlar?
Evet. Ve bunlar nereden kaynaklanıyor? Bu hadis-i şerifte birçoğu zikredilmiş. Yani bizim günümüz itibariyle baktığımız zaman Ramazan ayı deyince birilerinin aklına işte eğlence kültürü geliyor. Eğlence kültürü festival geliyor. Festival kültürü geliyor. Evet. Acaba öyle bir şey veya mi? Ramazan deyince işte türlü çeşitli yemeklerin evet. yendiği zaman ziyafetler. Gibi geliyor. Ziyafetler, iftarlar ve onlar olacak ama evet. böyle son derece israf değil, ölçülü bir biçimde Ramazan-ı Şerif bize hakikaten hani İslam alimlerin dediği gibi Şehr-i Ramazan ya da Savm-ı Ramazan medresetün hulkiyetün Ramazan ayı, Ramazan orucu ahlak okuludur. Evet. Bu ahlak okulunda bize hangi ahlaki değerler sunulmuş veya hangi ahlaki değerleri yaşamamız gerekiyor, geleceğe taşımamız gerekiyor. İşte bu konuyu Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde dillendirmişler ve özetlemişlerdir. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Evet. Ya eyyühennas, ey insanlar, innehu kad azallekum şehrun azim. Evet. Şüphesiz sizi büyük bir ay gölgeledi. Gölgesi üzerinize düştü. Şimdi biz bu ayın içindeyiz. Ramazan-ı Şerif'in başlangıcındayız. İçindeyiz. Sizi büyük bir ay gölgeledi. Gölgesi üzerinize düştü. Şehrun mübarekun fi. Şehrun mübarekun. Mübarek bir ay. Bereketli bir ay. Fihi leyletun hayrun min elfi şehrin. Orada bin aydan daha hayırlı bir gece var. Yani ona final gecesi diyoruz. Kadir gecesi. Evet. Ramazan içerisinde yaşanan bir gece. Orada bin aydan daha hayırlı olan bir gece var. Faradallahu siyamehu. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu çok önemli bir hadis-i şerif. Faradallahu, Allah farz kıldı siyamehu, Ramazan ayının orucunu. Ve ceale kıyame leylihi tetavvu'a. Ramazan ayının gecelerini de teravih namazlarıyla değerlendirmeyi nafile kıldı. Evet. Teravih namazları sünnet-i müekkededir. Kuvvetli sünnetlerden. Peygamberimiz kılmış. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kılmış. Evet. Onu da inşallah söyleyeceğim. Evet. Ve sahabe-i kirama kıldırmış. Dolayısıyla gecelerini ibadetle ihya etmeyi de sünnet kıldı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hatta burada Allah kıldı diyor. Femen tedavvua fihi bi haslatin minel hayr. Bazı rivayetlerde femen tekarrabe fihi bi haslatin minel hayr. Kim Ramazan ayında nafile cinsinden bir hayırla, bir ibadetle Allah'a yaklaşırsa kâne kemen edde faridaten fîmâ sivâ. Ramazan dışında bir farzı yapmış gibidir. Evet. Bu çok önemli bir müjde izleyicilerimize. Ramazan ayında yapılan nafile ibadetlere Cenab-ı Hak farz ibadet sevabı veriyor. وَمَنْ اَدَّى ف۪يهِ فَر۪يدَةً كَانَ كَمَنْ اَدَّى سَبْع۪ينَ فَر۪يدَةً ف۪ي مَا سِوَى. Ramazan ayında bir farzı yerine getirene de Ramazan dışında 70 farz yerine getirmiş gibi Cenab-ı Hak sevap veriyor. وَهُوَ شَهَرُ السَّبْرِ. Bu ay sabır ayıdır. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ. Sabrın ödülü ise cennettir. Şimdi sabır deyince ibadetlerin zorluklarına sabır. Evet. Haramlardan uzaklaşma konusunda sabır. Bir takım sıkıntılara karşı sabır. Sabrın her çeşidi oruçta var. Yani burada sabır derken hocam insan bir noktada hem kendini kontrol altına alıyor bir de nefsini terbiye nefsini etme terbiye amacıyla. Mesela bakıyorsunuz oruçlu değilken evet. yemesi, içmesi helal olan şeyler oruca niyet ettikten sonra belli bir zaman çerçevesinde yasak oluyor. Evet. Şimdi burada sabrı öğretiyor bize. Peki sabır Ramazan dışında nelerde olacak? Bak ibadetlerin zorlukları var. Hele hele sabır aydır. Sabrın sevabı cennettir diyor ya. Evet. Mesela çok zor şartlar altında çalışan Müslüman bile imanının gereği orucunu yemiyor. Orucunu tutuyor. Hakikaten baktığınız zaman sıcak günlerde, soğuk günlerde, zor işlerin altında adam diyelim ki sürekli şoför. Halbuki İslam dininde yolcunun oruç tutmaması helal kılınmış, mübah kılınmış. Buna rağmen şoför yine orucunu tutuyor misal. Bu iman meselesi. Evet. Çalışan insan tutuyor, işçi tutuyor, çiftçi tutuyor, fabrikada çalışan tutuyor. Yani zor şartlar altında bu ibadeti yerine getiren Müslümanlar var. Öyleyse sabrın sevabı cennettir. Ve şehrul müvasat, önemli bir laf ifade, yardımlaşma ayıdır. Fakiri, fukarayı, yoksulu, yetimi, kimsesizi görüp gözetme ayı. Evet, şimdi onu demişken, yeri gelmişken de sorayım hocam. Şimdi
Ramazan'da iftar yemekleri veriliyor. Evet. Yani davetler veriliyor. İşte çeşitli kurumlar olsun, kuruluşlar olsun, ne bileyim dernekler olsun. Peki bu ayda bunu yapmak doğru mu hocam? Yani bunu yapmak çok doğru. Zaten şimdi bu okuyacağım hadis-i şerifte evet. O madde de var. Oraya geldiğimiz zaman söyleyeyim inşallah. Yani bu iftar yemeklerini işte fakirlere, daha doğrusu ihtiyaç sahibi insanımızı evet. İhtiyacını giderme noktasında giderme noktasında bir de öyle bunun, mi düşünmeliyiz yoksa bu hem onu düşüneceğiz hem de iftar yaptırtmanın nasıl bir sevap kazandıracağı konusu da var hadis-i şerifte. Evet. Sırası geldiğinde inşallah onu izah evet. edelim. Ve devam ediyor. Şehrul muvasat yardımlaşma ayıdır. Ve şehrun yüzâdü fî rizgul mü'min ve Ramazan ayı müminin rızkının bollaştığı, bereketlendiği, arttırıldığı bir aydır. Evet. Hakikaten baktığınız zaman Ramazan dışında zor şartlarda geçinen Müslümanlar bile Ramazan'da bakıyorsunuz her taraftan rahmet yağıyor, bereket yağıyor. Ya kendi imkanlarıyla veya başkalarının imkanlarıyla. Evet. Peki men fattara saimen kâne mağfireten li zunubihi. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse günahlarının bağışlanmasına sebep olur. İftar ettirmenin çok anlamları var. Birincisi men fattara saimen kâne mağfireten li zunubihi. Kim bir oruçluya iftar ettirirse günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Bir. İkincisi men fattara saimen ev cehheze gaziyen. Başka bir hadis-i şerif. Kim bir oruçluya iftar ettirirse evet. ya da bir gaziyi, mücahidi cihada hazırlarsa onların o cihada devam etmeleri süresince veya iftar ettirdiği kimselerin oruçlarının sayısınca Cenab-ı Hak onların ecirlerini noksanlaştırmadan iftar yaptırtan kimseye ya da mücahidi, gaziyi hazırlayan kimseye sevap verir. Şimdi burada ben buna bir örnek vereyim. Mesela siz kendi orucunuza aslında Ramazan hürmetine bir farza 70 farz sevabı var. Bir de diyelim ki 10 kişiye iftar yaptırttınız. Onu ona göre değerlendirin. Yani 11 kişilik oruç tutmuş sevabı alıyorsunuz. Bir de 70'er kat sevap veriliyor. Yani sayısız. Evet. Çünkü sabır ayı deyince innema yuvaffas sabiruna ecrahum bigayri hisab. Yani bu ayda yapılan ibadetler evet. kat kat Allah-u Teala tarafından sabrede evet fazla sevap veriliyor. Sabredenlerin ödülleri hesapsız verilir. Evet. Oruç da gerçekten sabır ayı ve sabrın en büyük numunesi olduğu için Cenab-ı Hak orucun sevabını peygamberine bile bildirmemiş. Halbuki kullu amel ibni Adem lehu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisi kutsi de Mevlamızın böyle buyurduğunu söylüyor. İnsanoğlunun, müminlerin her yaptığı ameli kendisi içindir. Evet. Bire ondan, bire yüz, bire 700 ve Cenab-ı Hakk'ın dilediklerine de 700'ün kat katını verir. Ama Mevlamız buyuruyor ki illa savun, oruç müstesna fe innehu li ve ne eczi bihi. Onu ben mükafatlandırırım. Çünkü o benim içindir diyor. Yed'u ta'amehu ve şerabehu min ecli. Kulum yemesini, içmesini veya orucu bozan diğer şeyleri benim rızam için terk ediyor. Mesela oruç tutan Müslümana sorum. Niye yemiyorsun, içmiyorsun? Allah'a inandığı için, evet. Allah'ı sevdiği için, Allah'ın emrini yerine getirmek için. Dolayısıyla bakın benim rızam için yemesini, içmesini bırakıyor. Öyleyse onun ödülünü de ancak ben veririm diyor Mevlamız. İşte burada da ne diyor? Gerçekten oruç tutan kimse kendi sevabını alabildiği gibi hesapsız sevap, bir de oruçlu insanlara iftar yaptırttığı zaman onların sevaplarından birer misli de bunun amel defterine kaydedilir. Ancak burada önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. İzleyicilerimiz özellikle bu Avrupa'daki Müslümanlarda daha çok oluyor. Veya Türkiye'mizde de oluyor. İftar yemeği hazırlanıyor. Herkes konusunu, komşusunu, fakiri, fukarayı evet. çağırıyor. Evet. Genelde fakirlerin çağrılması lazım. Baktığınız zaman büyük bir israf var, israf. İftarlarda israf. İftar yemeklerini israf haline çevirmemek lazım. İftar yemeklerini israf yemekleri haline çevirmemeksi evet. gerekiyor Müslümanın. Niye? Baktığınız zaman getiriyor mesela 10 çeşit yemek. Kişiye sormadan her yemekten
efendim getiriyor, önüne koyuyor. Belki yiyemeyecek. O zaman ne olması lazım? Kişiye istediği yemeği istediği kadar vermek lazım. Evet. Yiyebildiği kadar. Sonra iftarda çok tıka basa karnını doyurmaması da gerekiyor Müslümanın. Sahurda istediği kadar yiyebilir. Hele çalışanların fazla da yemesi caiz. Hı hı. Ertesi günkü orucu daha güçlü olması için. Ama iftarda iftarın hafif olması ve çok fazla tıka basa yenmemesi gerekir. Ama baktığınız zaman birçok israflar oluyor. Adam bir iki lokma alıyor o yemekten, geri kalan kaldırılıyor, atılıyor çöpe. Bugün dünyada milyonlarca açlıktan ölen insanlar varken, evet, Müslümanın böylesine israfa yönelmesi doğru değil. Hele bir ibadet niyetiyle. İbadette israf olmaması lazım. Hocam şimdi Ramazan'da iftar sofraları hazırlanacak. Evet. Biz Allah-u Teala'nın rızası için oruç tutacağız inşallah. Evet. Peki iftar sofraları nasıl olmalı hocam? Az önce iftar sofraları tabii israf ki. İsraf dediniz ya, yani donatmak mı gerekiyor? Donatır da fakat işte israfa gitmeden. Evet. Yani misafirine ikramda bulunur. Ama yetecek kadar. Yetecek kadar, illa bunun çeşitliliği de şart değil. Evet. Mühim olan, şimdi burada hadis-i şerif de gelecek. Bakın hadis-i şerif de şöyle buyuruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Ve itka ragabetihi minennar. Cehennemden azat olmasına da sebep olur. Evet. Hani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan'ı tarif ederken ne buyuruyor? Evveluhu rahme ve evsatuhu magfira ve ahiruhu itku minennar. İlk 10 günü rahmet. Rahmetin böyle sağanak sağanak yağdığı günler. İkinci 10 günü günahların bağışlandığı mağfiret günleri, bağışlanma günleri. Üçüncü 10 günü, son 10 günü, bu da cehennemden azat olma, kurtulma günleri. Yani buna itkun minennar, cehennemden azat olma günleri deniyor. Evet. Ve devamında Peygamberimiz buyuruyor ki ve kâne lehu mitlu ecrihi min gayri en yunqasa min ecrihi şey'un. İftar ettirdiği kimsenin sevabından hiçbir şey noksanlaşmadan iftar yaptırtan kimse için onun tuttuğu orucun bir misli sevabı da vardır. Kaç kişiye iftar yaptırttırdıysa o kadar insan sayısı ona oruç sevabı kazandırıyor. Evet. Ancak burada çok dikkat edilecek bir şey var. Galu deyse kulluna necidü ma yufturus saime. Sahabe-i kiram diyorlar ki ya Resulallah, bizim hepimizin yanında, bu çok önemli bir incelik. Bakın siz demin dediniz ki yani sofrayı her çeşit yemekle donatıp da hakikaten israfa mı gitmek lazım ya da yetecek kadar mı? Diyor ki ya Resulallah, bizim hepimizin yanında oruçluya iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz. Yani bizim gibi onlar 10 çeşit yemek yemiyorlardı. Bir çeşit veya birkaç çeşit. Ya Resulallah, hepimizin yanında onlara iftar ettirecek bir şeyimiz yok. Kale, Peygamberimiz buyurdu. Yu'afillahu hâzı sevâbe men fattara sâimen alâ medekati lebenin ya da medekati lebenin. Allah Celle Celaluhu böyle süte karıştırılmış, yani süte karıştırılmış da yapılmış olan bir şey. Efendim bu sıvı da olabilir veya sütün karıştırıldığı bir efendim ekmek de olabilir. Evet. Sütün karıştırıldığı bir şey ile de İftar yaptıracak olsa Allah yine ona o sevabı verir. Ev temratin ya da bir hurmayla, bir hurmayla. Yani bir Müslümana bir hurma veriyor, iftarı yaptırtıyor. Ona da aynı sevabı verir. Dolayısıyla mesela burada da bir şeyi zikretmek istiyorum. Suudi Arabistan'da, yani Harameyn'de, hem Kabe'nin bulunduğu Haram-ı Şerif, hem Peygamberimizin Mescid-i Haram, İkisinde de sanki oradaki Müslümanlar, yani bunları da gerçekten övgüyle zikrediyorum. Oradaki Müslümanlar dünyanın her tarafından gelen misafirlerine, yani Ramazan umresine giden misafirlere sanki ikram etmek için bir sene hazırlık yapmışlar. Evet. Orada bakıyorsunuz herkesin Haram-ı Şerif'te yüz binlerce insanlara herkesin belli bir pazar yerleri gibi yerleri var. İkinden sonra oralar seriliyor. Ve oradaki Müslümanlara, bütün Müslümanlara, Haram-ı Şerif'in içinde, dışında iftar veriliyor. Bu öyle büyük bir cömertlik örneği ki,
Gerçekten bunu görüp de imrenmemek mümkün değil. Yaşlısı genci özellikle Ramazan ayına hazırlık yapmışlar. Evet. 29 Ramazan ya da 30 Ramazan her akşam iftar yemeği veriyorlar. Ne büyük bir ikram. Ben bunu da gördüğüm zaman şunu diyorum. Ya Rabbi, Müslümanlara bu iftar yedirme gerçekten başarısını lütfettiğin gibi orada bir araya gelen Müslümanlara ümmet olarak da Ramazan'da ve Ramazan dışında bir araya gelmeyi lütfeyle. Evet. Hakikaten orada bir ümmet şuuru var, ümmet ruhu var. Bu ruhum, bu şuurum dalga dalga yayılarak İslam coğrafyasının tek yumruk, tek beyin, tek kalp olması gerekiyor. Bunun aslında duasını yapıyoruz. Evet. Bu itibarla diyor ki, isterse bir hurmayla, isterse ev şerbeti main, bir yudum suyla, bir içecek suyla da iftarını yaptırsa ona da aynı sevap vardır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayın evveli rahmet, biraz önce söyledim, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azad olma ayıdır. Şu madde de çok önemli Ercan Bey. Ve men haffefe am memlukihi fihi. Kim bu ayda işçisinin, emrinde çalışanın, memurunun, kendi tebaasının işini kolaylaştırırsa, adam gerçekten kendi emrinde çalışan insanların Ramazan hürmetine işlerini hafifletirse, rahat oruç tutmalarına vesile olursa, üzerlerindeki yükü biraz hafifletirse, atakahullahu minen nar. Evet, Allah Celle Celaluhu bu yapmış olduğu iyilik sebebiyle onu cehennem ateşinden azat eder. Ve son iki madde var, onu da hemen söyleyeyim. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, iki şey var ki mutlaka onu çokça yapın. İki şey de var ki mutlaka onu yapmanız gereklidir. Çok yapacağınız şey, bir, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh, kelime-i tevhidini, kelime-i şehadetini çok söyleyin. Çok söyleyin diyor Ramazan'da. Ramazan aynı zamanda zikir zamanıdır. Evet. Kur'an zamanıdır. Yani Kur'an'ın hem okunması hem anlaşılması, hayata uygulanması için Kur'an'ı değerlerin hayata yansıtılması gereken aydır. Dolayısıyla Allah'ı çokça zikredin. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhidle. İkincisi, ve testagfirunallah, mutlaka Allah'tan af dileyin. Evet. Çünkü af ayıdır, mağfiret ayıdır, günahların bağışlanması ayıdır. Ve iki şeyde Cenab-ı Hakk'ın iki şeyde çok isteyin. Birisini isteyin, birisinden sığının. Cenab-ı Hak'tan cennetini size vermesi için rahmetini isteyin, cennetini isteyin. Cehennemden korunmanız için de Allah'a sığının. Evet. Yani cehennemden korunmak, cennete hak kazanmak için cenneti isteyin, cehennemden de Allah'a sığının buyuruyor Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Evet. Dolayısıyla şimdi bu hadis-i şerifte biz neyi görüyoruz? Bu hadis-i şerifte biz hakikaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayında bir Müslümanın Ramazan'ı nasıl değerlendirmesi gerektiğini görüyoruz. Bu vesileyle bir iki şey daha söyleyeyim Ramazan'da yapılacak olan şeylerden. Ramazan'a mahsus ibadetler biliyorsunuz. Dua. Mesela biraz önce söylediğimiz, okuduğumuz sohbetin başında Ramazan ayı Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir aydır. İşte o Kur'an'da hakla batılı ayırt eden açık delillerin bulunduğu ve insanlara doğru yolu gösteren Kur'an'ın indirildiği bir aydır diyor ya, onun devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki o ayetlerin devamındaki ayette, ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîb. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kullarım sana benden sorduklarında ben onlara çok yakınım, rahmetimle, bağışımla, ayıplarını örtmekle onlara çok yakınım, yakın olduğumu söyle. Ama kulum bana dua ettiği zaman ben kulumun duasını kabul ederim. Ücibü davete da'i izâ de'âni. Özellikle iftar zamanı, özellikle sahur zamanı. Mesela felâsü da'avât, üç dua var ki, üç sınıf insanın yaptığı dua müstecaptır. Bunlardan bir tanesi de ve davetü saimi, oruç tutan kimsenin duası müstecabetün, müstecaptır. Özellikle indel fıtr, iftar yaptığı zamanda.
Evet hocam, dua demişken tabii ki biz birbirimize dua edeceğiz. Evet. Duaya biz muhtacız. Vatanımıza, milletimize dua edeceğiz. En önemlisi de hocam, İslam coğrafyasında şu anda büyük sıkıntılar var. Evet. Yani savaş olan İslam beldeleri var, ülkeleri var. Kanla gözyaşı içerisinde olan Müslüman kardeşlerimiz var. İşte Keşmir'de, Myanmar'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de birçok İslam coğrafyasında, ülkesinde, beldesinde maalesef sıkıntılar söz konusu. İnşallah bu mübarek ayda, Ramazan-ı Şerif ayında o kardeşlerimizi de unutmayıp onlar için de bol bol dua etmek gerekir diye düşünüyorum hocam. Evet. Sevgili i̇şte izleyicilerimiz de inşallah. Mesela dua deyince dua evet. Zaten biz bu dua deyince duayı sadece şahsımıza değil bütün ümmete yapacağız. Bütün ümmete ve ülkemizden başlayarak, kendi hanemizden başlayarak ülkemizdeki Müslümanlar, dünyadaki Müslümanlar, evet. Özellikle bugün mağdur ve mazlum Müslümanlar, Suriye, evet. Demin söylediğiniz gibi Irak, zulüm Gazze, Filistin, Doğu Türkistan, işte Arakan, Çeçenistan, dünyanın her tarafında zulüm var. Bugün biz Ramazan'ı çok güzel bir atmosferde yaşayabiliyoruz, rahat ve huzurlu bir şekilde ama evet. Oralarda zalimin zulmü altında olup da bu ibadeti yerine getiremeyen Müslüman kardeşlerimiz var. Müslüman kardeşlerimiz var ya. Evet, dolayısıyla biz ne yapacağız? Yani Müslümanların tamamına. Ama buradaki dua, yani kulum bana dua ettiği zaman kulumun duasına evet derim diyor Cenab-ı Hak. Evet. Bu sadece Ramazan'a mahsus değil. Şartlarına uygun dua ettiği zaman kul. Mümin. Evvela mümin olacak. Evet. Ama diyor onlar da fel yu'minu bi fel yesecibu li vel yu'minu bi. Yani benim emirlerime uysunlar ve bana iman etsinler. Doğru yolu bulabilmeleri için. Şimdi evvela duaların geçerli olması için mümin olmak gerekir. Sonra biz Allah'ın emirlerine uyacağız ki Allah bizim duamızı kabul etsin. O zaman feili dua. Feili dua nedir? Sadece daraldığımız zaman dua etmemek. Namazlarımızı kılacağız. Haramlardan sakınacağız. Ve şuurlu bir biçimde Ramazan orucunu tutacağız. Ve ayrıca bütün dilimizi, bedenimizi, beynimizi oruca tamamen ipotek edeceğiz. Evet. Yani sadece yememekle, içmemekle ya da orucu bozan diğer şeylerden sakınmakla oruç tutmayacağız. Bir de işin manevi boyutu var. Böylece dua edeceğiz. Böyle dua ettiğimiz zaman Mevlamız buyuruyor ki "Üd'uni estecib lekum." Evet, çok önemli bir konuya değindiniz hocam. Şimdi Ramazan deyince tabii ki akla ilk şey oruç tutmak geliyor. Şimdi sadece oruç tutmak yemeden, içmeden kesilmek midir? Bir de ibadetlerimizi sadece Ramazan ayına has özel bu bir ay içerisinde mi yapmak acaba evet. Böyle algılanıyor. Evet. İşte bunu tabii çok yönlü değerlendirmek zorundayız. İsterseniz bu konuda birkaç tane hadis-i şerif evet. Okuyalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Es-siyamu cünnetün. Oruç bir kalkandır. Kalkan neye yarar? Korumak için. Korunmak için kullanılır. Evet. Özellikle savaşlarda. Dolayısıyla Ramazan orucu da bir kalkandır, siperdir. Evet. Kişiyle günahlar arasında, kişiyle yanlışları arasında bir kalkandır, siperdir. Ve devamında Peygamberimiz buyuruyor ki, فَاِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ اَحَدِكُمْ Yani sizden birinizin oruç günü olduğu zaman, sizden biriniz oruçta olduğu gün, feyda kana savmu yevmi ahadikum sizden birinizin oruçlu gününde ya da sizden biriniz oruçlu olduğu gün fela yarfuz ve la yashab. Yani çirkin sözler söylemesin. Çirkin sözler söylemesin. Ve aynı zamanda bağırıp çağırmasın. Aynı zamanda birilerini kırmasın. Gıybet etmesin. Yalan söylemesin. Yalan gıybet her zaman haram. Kul hakkına, Allah hakkına tecavüz etmesin. İnsanları incitmesin. Evet. Dolayısıyla فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ فَاِنْ سَابَّهُ اَوْ قَاتَلَهُ اَحَدٌ Bir kimse ona çirkin söz söyler veya onunla tartışırsa فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمٌ اِنِّي سَائِمٌ Ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Bak burada dikkat ederseniz çirkin sözlerden, çirkin davranışlardan ve anlamsız davranışlardan sakınması lazım. Şimdi hocam özür dilerim devam edeceksiniz kesiyorum ama
Şimdi iftar vakitlerinde trafik malum. Yani herkes evine gidecek, yetişecek, iftarını edecek. İşte o saatlerde büyük bir hengame oluyor trafikte. Evet. Dolayısıyla insanımız sinirli oluyor, agresif oluyor, sabırsız oluyor. İşte tartışmalar oluyor, belki kavgalar oluyor. Yani bunlar işte orucun ne hem Ramazan'a hem de Müslüman'a yakışmayan hal ve hareketler. Evet, orucu ne için tuttuğu neydi? Oruç sabır ayıydı. Evet. Sabahtan akşama kadar diyelim bazen 17 saat, Avrupa'da biraz daha fazla bu saat. Mesela 20 saate yakın oruç tuttuğumuz yerler var. Evet. Bu kadar zaman oruç tutan Müslüman yemeden, içmeden kendini koruyor. Orucu bozan diğer şeylerden koruyor. O zaman dilini de karşıdaki insanı incitecek sözlerden koruması lazım. Yani o ibadet şuurunu taşıması gerek. Lazım. Evet. Orada ne diyecek? Eğer birisi de ona sataşmışsa, evet, kardeşim ben dilimi çirkin sözlerle meşgul etmek istemiyorum. Ben oruçluyum. Evet. Ben oruçluyum deyip ona karşı efendim böyle bir olgunluk örneği göstermesi gerekir. Ötekinin de böyle sinirleneceği zaman aklına getirmesi lazım. Ya ben oruçluyum ya. O zaman sadece yememek içmemek değil. Öyleyse efendim dilimi de tutmam gerekir. Şimdi bu konuda birkaç hadis-i şerif daha okuyalım. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Men lem yeda kavle zuri vel amele bihi. Kim oruçluyken yalan sözü, yalan şahitliği bırakmazsa. Vel amele bihi, bunların gereğiyle amel etmeyi bırakmazsa. Adam yalan konuşuyor. Yani bakıyorsunuz Ramazan orucu içerisinde ne yapıyor? Bir takım haramlar işliyor. Nasıl haramlar işliyor? Onu ileride söyleyeceğim. Dolayısıyla kim yalan sözü ve çirkin davranışları ve yalan sözle amel etmeyi, ne demek? Yani onun gereğini yerine getirmeyi terk etmezse, feleyse lillahi hacetun fi en yeda'a ta'amehu ve şerabe. Cenab-ı Hakk'ın onun yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yok ki. Cenab-ı Hakk'ın bizim yani ağzımıza oruç tutturmamıza ya da midemize oruç tutturmamıza ihtiyacı yok ki. Evet. Maksat bizi terbiye etmek için Cenab-ı Hak orucu farz kılmış. Bir de fakirin, fukaranın, yoksulun ve açın halini anlamamız için. Yusuf Aleyhisselam Maliye Bakanı bugünkü anlamda iken Mısır'da günlerce oruç tutardı, biliyor musunuz? Niçin oruç tutuyorsun denildiği zaman fakirlerin, açların halini anlamak için diye cevap verirdi. Evet. Dolayısıyla orucu biz niye tutuyoruz? Açların halini anlamak için, yoksulların halini anlamak için, nefsi terbiye etmek için, aklı kemalata erdirmek için. Yoksa yani bir insan bazen mesela ölüm orucu tutuyor. İslam'da haram da, bu ölüm orucu haramdır biliyorsunuz. Evet. Adam güya bir davasını efendim ispatlamak için ya da bir hakkı elde etmek için ölüm orucu tutuyor. Bilmem hapishanelerde veya işte meydanlarda. Bu haramdır. Bir insanın kendi kendini intihara sürüklemesidir. İntihar ne kadar büyük bir günahsa, bir insanın açlık orucu adı altında yemeyip içmeyip yok olması da bir başka boyuttan baktığımız zaman intihardır, haramdır. Dolayısıyla biz sadece yemeği içmeyi terk etmek için oruç tutmuyoruz ve Allah rızası için. Şu hadis-i şerifler ne kadar anlamlı bakın. Rubbe saimin, başka bir rivayetin hadis-i şerifin, kem min saimin. Evet. Nice oruç tutanlar var ki, nice oruç tutanlar var ki, leyse min siyamihi lehu illel cu'u vel ataş. Onun için tutmuş olduğu oruçtan yanına kalan sadece çekmiş olduğu açlık ve tattığı susuzluk yanına kalmış oluyor. Ve rubbe kaimin ya da kem min kaimin, hadis-i şerifin iki rivayetinde okuyorum. Rubbe kaimin, nice geceleri ibadetle geçirenler var ki, leyse min kıyamihi lehu İlle ta'abu ve seher. Gece ibadet yapmasından kendi yanına kalan ancak uykusuzluğu ve çektiği sıkıntı, yorgunluk, zahmet. Öyleyse Müslüman sadece açlığın, sadece susuzluğun izdirabını duymayacak ya da ibadet yaptığı zaman uykusuz kalması, yorgunluk çekmesi değil. Ya niye gece ibadeti yapıyor, niye gündüz oruç tutuyor, hele hele yaz günlerinde, yaz mevsimlerinde? Öyleyse ahlakını güzelleştirmek ve takva sahibi olmak için. Evet hocam,
Yönetmenimiz işaret etti, bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah Ramazan-ı Şerif ayını ve oruç ibadetinin önemini ve özelliklerini konuşmaya devam edeceğiz. Müsaadenizle bir ara vereceğiz. Sevgili seyirciler, çok değerli hocamız Ahmet Akgül ile birlikte Ramazan-ı Şerif'i ve oruç ibadetini konuşuyoruz. İnşallah kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızda emekli müftü hocamız Ahmet Akgül ile birlikte Ramazan-ı Şerif'i ve oruç ibadetini konuşuyoruz. Evet hocam, programımızın birinci bölümünde genel hatları itibariyle Ramazan-ı Şerif'i konuştuk. İşte dinimizde, İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünnetinde Ramazan ve oruç konusunda neler ifade ediliyor, onu siz bize ifade ettiniz. Şimdi programımızın ikinci bölümünde birçok sorun var. İzleyicilerimizin de tabii merak ettiği sorulardır. Ve kamuoyunda da, toplumumuzda da bu sorular çok tartışılıyor. İnşallah teravih namazıyla başlayalım hocam. Evet. Teravih namazı nasıl bir namazdır hocam? Teravih namazı, evet, birçok hadis kitaplarında salatu kıyamil leyl, geceleri, Ramazan gecelerini ihya etme, Ramazan'a has namazı. Bir namaz. Ramazan'a has bir, evet, namaz. Tabi Ramazan'ın dışında teheccüd namazı var, gece namazı var ama Ramazan'a has yatsı namazını müteakip kılınan namazın ismi teravih. Evet. Teravih denmesinin sebebi de her dört rekat kıldıktan sonra bir dört rekatlık zaman kadar dinlenip orada Kur'an okumak, zikir veya tefekkür, tezekkür gibi şeylerle meşgul olup sonra ikinci bir dört rekata geçme meselesi. Şimdi teravih namazı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Peygamberimiz üç akşam, evet, Mescid-i Nebevi'de teravih namazı kıldırdı. Sekiz rekat. Dördüncü akşam yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaat çoğaldı. Hane-i saadetlerine geçtiler ve sabah namazı vaktine kadar çıkmadılar. Sabah namazı vaktinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor, sabah namazını kıldırıyor. Sonra Müslümanlara dönerek niçin teravih namazı kıldırmadığını şöyle ifade ediyor. Haşitu en tufrada aleyküm, yani sizin üzerinize farz olmasından korktum diyor. Evet. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir şeye hiç ara vermeden devam ederse, bu diyelim Ramazan'ın başından sonuna kadar bütün günler, her Ramazan eğer teravih namazını veya bu 8 olsun 20 olsun fark etmez, bir şeyi hiç ara vermeden devam ettirirse ya farz ya da vacip olur. Bu usul kaidesi. Evet. Üzerinize farz olurdu da yerine getiremediğiniz zaman haram işlemiş olursunuz. Ümmetine merhametinden dolayı tabi Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah kıldırmasını emretseydi herhalde bütün zamanlar kıldırırdı. Evet. Mevlamız ona bildiriyor. Diyor ki niçin sizin dördüncü gecede teravih namazınızı kıldırmadım? Üzerinize farz olmasından korktuğum için. Dolayısıyla Peygamberimiz üç gece kıldırmış. Hı hı. Sonra herkes gitsin evlerinde bu teravih namazını kılsın buyuruyor. Evet. Hazreti Ebubekir döneminde devam ediyor.
Ramazan'da herkes evinde kılıyor. Hazreti Ömer dönemine gelince ilk senelerde yine aynı şekilde, fakat bakıyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kısmı 8 kılıyor, bir kısmı daha fazla kılıyor, bir kısmı hiç kılmıyor. Evet. Böyle cemaat arasında bir takım farklılıklar var. Hazreti Ömer Emirul Müminin olarak, devlet başkanı olarak Übey İbni Kâb'ı görevlendiriyor. Sahabeden çok güzel Kur'an okuyan bir sahabi radıyallahu anh Übey, Hazreti Übey, Übey İbni Kâb, ve onu görevlendiriyor. Diyor ki bundan böyle Müslümanlara 20 rekat teravih kıldıracaksın. Şimdi burada dikkat ettiğimiz zaman Hazreti Ömer bu sözü söylerken, evet, sahabenin huzurunda söylüyor. Hazreti Osman burada var, Hazreti Ali var, daha diğer büyük sahabelerden var. Bütün sahabe de bunun üzerinde ittifak ediyorlar. Buna icma-us sahabe deniyor. Sahabenin ittifakı. Hiç kimse de Peygamber aleyhissalatü vesselam 20 kıldırmadı, sen nereden kıldırıyorsun filan demeden ümmetin, sahabe-i kiramın ittifakı oluşuyor. Ve Hazreti Ali'nin de duası var Hazreti Ömer'e. Evet. Allahümme nevvir ya da nevvarallahu kabre Ömer kema nevvara mesacidena. Allah Ömer'in kabrini nurlandırsın, aydınlatsın. O bizim mescitlerimizi kandillerle, teravih namazlarıyla aydınlattığı gibi. Evet, şimdi hocam cemaatle kılınıyor. Cemaatle kılamayan cemaatle kılınan, kılmak tek başına sünnet. Kılınabilir mi hocam? Evet, cemaatle kılmak sünnet. Evet. Cemaatle kılmaz da tek başına kılarsa yine sünnet. Evet. Ama cemaatle kılınması da sünnet-i kifaye deniyor. Hı hı. Yani bir yerde bir grup cemaatle kılarsa diğerleri ferdi olarak kılabilir mi? Kılabilir. Ama cemaat olmadığı zaman kılınmayacak diye bir şey yok. Bu hem erkeklere sünnet-i müekkede, hem kadınlara sünnet-i müekkede. Evet. Yani kuvvetli sünnetlerden. Dolayısıyla teravih namazı Hazreti Ömer döneminden bugüne kadar, farklı bir şey söyleyeyim. Hı hı. Hazreti Ömer döneminden bugüne kadar hem Mekke'de Haram-ı Şerif'te, hem Medine-i Münevvere'de Haram-ı Şerif'te, o günden bugüne kadar hatimle 20 rekat olarak kılınıyor, biliyor musunuz? Evet. Hatimle 20 rekat olarak kılınıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Evet. Bir de hocam, evet, teravih namazı yerine kaza namazı kılmak. Hayır, olmaz. Kaza namazı hiç olmaz. Çünkü Peygamberimizin Ramazan'a mahsus kılınmasını tavsiye ettiği, evet, bir başka incelik, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bazı diyenler var ki ya bu Hazreti Ömer'in sünneti filan diyorlar. Hı hı. Bunu Peygamberimiz kılmamış 20 rekat, kıldırmamış 20 rekat. Ama Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Sahabe-i kirama, Hulefai Raşidine gönderme yapıyor. Buyuruyor, evet, ki aleyküm bi sünneti ve sünnetül Hulefai Raşidin el Mehdiyine min badi. Benim sünnetlerime sımsıkı tutunun. Benden sonraki Raşid halifelerin sünnetlerine tutunun. Evet. Raşid halifeler Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve bu silsilenin tamamı Hulefai Raşidin. Bunların sünnetleri de ümmet için sünnettir. Bazıları bunu görmezlikten geliyor veya reddediyor. Öyleyse Hazreti Ömer'in uygulaması bizim için bir sünnettir. Evet. Bir diğer konu da hocam, şimdi biz yatsı namazının sonunda vitir namazı kılıyoruz. Evet. Ama tek başına kılıyoruz. Ramazan'a mahsus olmak üzere, evet, teravihdeyse cemaatle kılıyor. Evet. Bunun sebebi? Sebebi yatsı namazına tabi olduğu için ya da teravih namazına tabi olduğu için. Evet. Yani biz vitir namazını teravihten önce de kılabiliriz. Sonra da kılabiliriz. Ama teravihi yatsıdan sonra kılma mecburiyeti var. Evet. Yani yatsı namazı ile teravih arasında sırayı takip etmek gereklidir. Fakat vitir namazını önce de kılabiliriz. Sonra da niye kılıyoruz? Vitir namazı teravih namazına tabi olduğu için. Ramazan dışında cemaatle kılınmaz vitir. Evet. Sade Ramazan'da Peygamberimiz böyle yapmış. Ve teravihten sonra 3 rekat Hanefi mezhebine göre kılınıyor. Ama Şafii, Hanbeli, Maliki mezhebine göre 2 rekat kılınıyor, selam veriliyor. 3. rekat tek başına kılınıyor. Evet. Bugün Suudi Arabistan'da da bu uygulanıyor. Evet. Şimdi burada benim esas üzerinde durduğum bir şey var. Mesela 3 tane hadis-i şerif var peş peşine. Bunları isterseniz, yani gece namazı ya da teravih namazı var mı yok mu, hı, diyenler için cevap olması açısından söyleyeceğim. Peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki: "Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddeme min zenbi." Kim inanarak sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. 2.
Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi. Bunlar Buhari hadisi. Kim inanarak sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini teravih namazlarıyla, yatsı namazından sonra evet, teravih namazlarıyla değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır. 3. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi. Kim inanarak sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini, final gecesi, Ramazan-ı Şerif'in final gecesi, evet, final gecesini değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır. Şimdi burada küçük veya büyük günah diye bir şey söylemiyor. Günahları bağışlanır. Ama dördüncü bir hadis-i şerif var. Bu çok önemli, bakınız. İşte burada izleyicilerimizin dikkat etmesi gereken bir husus var. Biz bazen bunları gözden kaçırıyoruz. Evet. Gaflet ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Es-salavatul hams vel cumu'atu ilel cumu'a ve ramadanu ila ramadan mükeffiratun ma beynehünne izeçsuni betil kebair. Beş vakit namaz kendi aralarında işlenen günahların örtülmesine, bağışlanmasına. Bir cuma kendisiyle diğer cuma arasında işlenen günahların bağışlanmasına. Evet. Bir Ramazan kendisiyle diğer Ramazan arasındaki günahların bağışlanmasına, günahların kefaretine sebeptir. Ama hangi günahların? Küçük günahların. İdeştünü betil kebair, büyük günahlardan sakınıldığı zaman diyor. İşte burada dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar. Bir Müslüman teravih namazını kılıyor, orucunu tutuyor, beş vakit namazı kılmıyor. Beş vakit namaz farz, evet, teravih sünnet. Veyahut beş vakit namazını da kılıyor, teravihini de kılıyor, orucunu da tutuyor. Oruçluyken veya yatsı namazından sonra ta sahur vaktine kadar kumar oynuyor. Veya oruçluyken ağzı oruçlu ve namazında kılıyor. Oruçluyken gıybet ediyor, iftira ediyor, yalan söylüyor veya başka haramlar işliyor. Şimdi herhangi bir büyük günah işleyerek oruç tutan bir Müslümanın küçük günahları da bağışlanmaz. Evet. Büyük günahlardan sakınma şartıyla. Çünkü Cenab-ı Hak küçük günahların bağışlanmasını büyük günahlardan sakınmaya bağlamış. Nisa suresinin bir ayetinde şöyle buyuruyor. İn tectenibu kebâira mâ tünhevne anhu nükeffir ankum seyyiâtikum ve nüdhilkum müdhalen kerîmâ. Ey kullarım, eğer siz size yasak edilen büyük günahlardan uzaklaşırsanız, sakınırsanız, kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel cennetteki mekanlara, meskenlere, makamlara girdiririz. Evet. Cennet makamları. E şimdi burada Müslüman ne için oruç tuttuğunu bilecek. Orucun kendisine ne kazandıracağını bilecek. Şimdi o konuyla ilgili toplumumuzda özellikle Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde bazı yanlış düşünceler var hocam. Şimdi müsaadenizle ben buradan birkaç tanesini sormak istiyorum. Şimdi bir iş sahibi ya da iş yeri sahibi olan birisi var. İşte Ramazan geldi diye üzülüp işinin azalacağından söz edip kendini şeye sokuyor hocam, düşünceye sokuyor, sıkıntıya sokuyor. Yani böyle bir tavır, yani Ramazan'da iş yapamamasından dolayı üzüntüye kapılması, endişeye kapılması doğru mudur? Hiç doğru değil. Bakın, şimdi mesela Ramazan'da kapatılmayan, evet, ve hem de açıktan akşama kadar kumar oynatılan kahveler var. Evet. Hani kıraathane kumarhaneye dönüştürülmüş ya. İki, mesela İslam'da misafir orucunu yiyebilir. Sürekli hastalar orucunu yiyebilir. Evet. Özürlüler oruçlarını yiyebilir. Ancak bunların açık mekanlarda, yani herkesin gözlerinin önünde yememesi lazım. Yememeleri lazım. Evet. Eskiden mesela baktığınız zaman belki bir oruç efendim yiyen insan gidip yabancı diyelim ki adam garip kuraba gelecek yemek yiyecek. Bir lokantada yemek yiyebilir mi? Yer. Evet. Ona ait bir mekan oluşturulur ama o da yerken gizli yiyecek. Evet. Başkalarının kendi hakkında suizan yapmamaları için, kötü düşünmemeleri için. Mesela bugün bakıyorsunuz lokantalar kapının arkasına kadar açık. Kahveler açık. Oyun yerleri açık. Ve birçok iş yerleri, mesela haram olan iş yerleri açık. E şimdi olur mu? Oruçluyken eğer haramlardan sakınırsa Cenab-ı Hak o oruç hürmetine, onun rızkına, onun kazancına bereketler verir.
bereketleri verecek. Peygamberimiz bunu vaat ediyor. Evet. Bu açıdan Müslümanların burada da yani aleni günah işlemekten sakınması lazım. Bir başka husus, mesela baktığınız zaman geceleri açık olan kahveler var, geceleri. Sahura kadar açık. Sahura kadar açık, sahura kadar da oyun oynanıyor. Aynı insan belki evine gitmeden orada simitle vesaireyle sahur evet. yemeğini yiyor ve oruca niyetleniyor. Şimdi yani böyle bir şey düşünülemez Müslüman için. Evet. Müslüman oruç tutuyorsa evvela aile hukukunu koruyacak. Sahur yapacak. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tesahharu fe inne fis sahuri bereke. Sahur yapın. Sahurda bereket vardır. Ailesiyle, çoluk çocuğuyla adam eğer evindeyse kalkacak bir bardak suyla da olsa, çayla da olsa ya da Cenab-ı Hak ne verdiyse yiyecek şeylerden bunlarla sahurunu yapacak. O sünneti icra edecek. Evet. Sahura kalmak da ayrıca bir niyettir. Hani oruçlarda niyet şart. Evet. Oruçlarda her günün müstakil niyeti var. Ne zamana kadar yapılması? Ne zamana kadar? Hanefi mezhebine göre öğlenden önceye kadar, öğlenden misal diyorum, bir saat önceye kadar niyet yapabilir. Hı. Yani yemediyse, içmediyse. Niyeti unuttuysa hocam. Niyeti unutması zaten akşam yatarken oruç tutmayı kalbine geçiriyorsa o niyettir. Yani sahura kalkması bir niyet midir? Sahura kalması da bir niyettir. Evet. Sahura kalktı, yedi, içti. Evet. Diliyle de oruca niyet etmedi. Evet. Oruç niyeti yapılmıştır. Peki şöyle düşünen bir insan. Evet. Ben günah işliyorum, günahkarım. İşte İslam'ın rükünlerini, farzlarını yerine getiremiyorum. İşte başım açık, geziyorum gibi böyle düşünen kardeşlerimiz olabilir. Ve bundan dolayı da oruç tutmuyor olabilirler. Bu doğru mudur hocam? Hayır, doğru değil. Şimdi hakikaten başka haramları işleyen insan da yani Müslüman olan evet, orucunu, ki oruç tutayım diye orucunu tutacak. Belki. Yani orucunu tutacak. O ayrı müstakil bir farz. Evet. Yani namaz kılmak müstakil bir farz. Oruç tutmak müstakil bir farz. İktidar olanlar için zekat vermek müstakil bir farz. Evet. Dolayısıyla bu farzları birini diğerine karıştırmayacak. O ama şuurlu bir Müslüman hem orucunu tutacak hem de diğer haramlardan sakınacak. Evet. Orucu tutmamak, bakın şimdi bazılar diyor ki mesela bu noktaya gelmişken ya ben diyor işte bu sıcak günlerde, uzun günlerde orucumu evet. yiyeyim. Onunla ilgili de soru var hocam. Evet. Mesela hastayım, zayıfım, havalar çok soğuk veyahut da sıcak, işim ağır, dayanamıyorum gibi mazeretler, bahaneler uydurup oruç tutmak istemeyenler var. Şimdi bir hakikaten özürlü olanlar var. Evet. Özürlü olan nedir? Mesela hastalık. Oruç tutamayacak kadar hasta olanlar orucunu yiyebilir. Evet. Ama gizli yiyecek. Evet. Femen kâne minkum meridan, kim sizden hasta olursa, oruç tutamayacak kadar hasta. Ramazan edebine dikkat evet. edin. Evet. Ev alâ seferin ya da yolcu olursa, fe iddetü mine yâmin ukar. O günlerde orucunu yer, diğer günlerde tutamadığı günlerin sayesinde orucunu tutar. Yalnız, burada hasta demişken, evet. hastalık iki türlü. Bir geçici hastalıklar var, bir sürekli hastalıklar var. Mesela kanser hastalığı, şeker hastalığı, benzeri sürekli olan hastalıklardan dolayı oruç tutamıyorsa bu Müslümanın zaten oruç tutması hiçbir zaman mümkün değil. Ne olacak ya? O zaman o fidye verecek. Fidye ne demek? Evet. 30 orucuna 30 fitre verecek. En az fitre miktarı. 30 fitre ne yapar? Misal bugünkü paradan 20 lira en azı. 20 liradan verir 600 lira ya da daha çok verir. 50'şer liradan verir durumu iyiyse. Evet. Hiç veremeyecek durumdaysa devamlı hastalıktan dolayı orucunu tutmaz, Cenab-ı Hak'tan da af diler. Veyahut da aşırı yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanlar, imkanları varsa fidye verecek. Fidye demek 30 oruca 30 fitre verecek. Evet. Bunu toptan bir kimseye de verebilir, birkaç kimseye de verebilir. Ama bir de geçici hastalıklar var. İşte ameliyat olmuş veya işte bugün hasta ama iyileşme ümidi çok olan hastalıklar var. Doktor diyor ki geçici bu hastalık. O günlerde oruç tutamıyorsa orucunu yer, iyileştiği zaman o günlerde tutamadığı oruçlar kadar orucunu kaza edecek. Evet. Günle gün tutacak. Evet. Ancak mesela haiz olan kadınlar, doğum yapan kadınlar nohusalık halinde oruç tutmaları haramdır. Bazen televizyon kanallarında konuşan hocalar var. Bunu her vesileyle söylüyoruz. Şimdi diyor ki efendim oruçlu kadına, haiz olan kadına, özel durumlar olan kadına orucun haram olduğunu bildiren bir ayet yok diyor. Oradan hareket ediyor. Evet ayet yok ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bildirmiş. Evet.
Demiş ki haiz olan kadın, nohusu olan kadın oruç tutamaz. O günlerde yediği oruçları kaza edecek. Ne zaman? O hallerden kurtulduktan sonra, Ramazan dışında. Hazreti Ayşe validemizin bir nakli var. Evet. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ye'muruna en nakdiyas siyam ve la nakdiyas salah fi eyyamil hayd. Hayız günlerinde özel durumlarımızın yaşandığı günlerde tutamadığımız oruçları kaza etmemizi, yani kaza ne demek? Ramazan dışında günle gün tutmamızı, ama o günlerde kılamadığımız namazları kaza etmememizi bize emrederdi diyor. Evet. Şimdi birisi çıkıp da haizken de oruç tutacak, nohusayken de oruç tutacak olmaz. Hatta İslam emzikli kadın eğer çocuğunu emziriyor, oruç tuttuğu zaman çocuğa zararı olacaksa ya da kendine zararı olacaksa dayanamıyor. Veya hamile kadın hamileyken oruç tuttuğu zaman eğer mecalsız kalıyorsa, dermansız kalıyorsa o günlerde oruçlarını yerler ve Ramazan çıktıktan sonra iyileştiği zaman ya da imkan bulduğu zaman günle gün kaza edecek. Evet. Misafir olan kişi orucunu yiyebilir ama tutması daha hayırlı diyor Kur'an'da. Ve entesûmû hayrun lekum. Mesela bir tır şoförü veya bir otobüs şoförü her gün şoförlük yapıyor. Bu orucunu yiyebilir mi? Evet. Uzun yollara gidiyor. Yiyebilir. Ama diyor ki ya ben bugün arabanın üzerindeyim. Evet, her ne kadar yolcu olsam da ben orucumu tutacağım diyor. Veyahut bugün uçakla yolculuk yapıyor. Uçakla yolculuk yaptığı için ben orucumu tutacağım diyor. Daha güzel. Evet. Evet. Bu fidyeler ne zamana kadar verilmesi lazım hocam? Bu fidyelerin zamanı yok. Ramazan içerisinde verirse bayramdan önce daha güzel olur fitre evet. gibi. Evet. Ama Ramazan'da veremedi. Ramazan'dan sonra fidye diyelim daha doğrusu. Fitreler. Fitreleri Ramazan bayramından önce vermesi daha sevap. Bayram namazından önce. Evet, bayram namazından önce. Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kim fitresini, yani Ramazan fitrelerini, oruç fitrelerini bayramdan önce verirse sevabı kat kat olur. Ama bayramdan sonraya bırakırsa fitre vermiş olur ama ya da vermesi gerekir ama sevabı bayram öncesi gibi olmaz. Peki kimlere vereceğiz hocam? Fitreyi kimlere zekat verebiliyorsa fitreyi de onlara verebilir. Evet. Fakir olacak. Evet. Bu fakirlere evvela birinci derecede akraba derken işte annesine veremez. Evet. Babasına veremez. Dedesine, annesine veremez. Çocuklarına, torunlarına veremez. Amcasına, kardeşine, dayısına, dayısının çocuklarına, hala çocuklarına, teyze çocuklarına verebilir. Yani zekatı verebileceğimiz insanlara fitre de verilebilir. Mesela bir insan damadına fitresini verebilir mi? Verebilir. Evet. Zekatını da verebilir. Ama ihtiyaç sahibi olacak. İhtiyaç sahibi olacak elbette ki. İhtiyaç sahibi olacak, fakir olacak. Evet, peki hocam. Evet. Orucun başlama ve bitiş saatleri. Çünkü sahurda mesela bazen yetişmiyor. Yani ezan okunduğu zaman bizim yemeği içmeyi kesmemiz mi gerekiyor hocam? Güzel. Şimdi sahur bir başka ifadeyle imsak. Evet. Şimdi imsak ne demek? İmsak Arapça bir kelime. Orucu tutmaya başlamamızın gerektiği bir saat demek. Başlangıç. Takvimlerde yazıyor ya imsak. Evet. Şimdi takvimlerde yazıyor. İmsakiye de. İmsakiyeler evet. Zaten imsakiye o da Arapça bir kelime. İmsakiye. Yani orucu hangi saatte tutmaya başlamamız, hangi saatte yememiz, bozmamız gerekiyor. Onu ifade ediyor. İmsakiye. Evet. O da Arapça bir kelime. İmsak. Şimdi takvimde sabah namazının vakti girmeden önce ki efendim zamana sahur deniyor. Evet. Sabah namazının vakti girdiğinde Ramazan dışındaki gibi değil, Ramazan ayına mahsus olmak üzere Türkiye'mizde öteden beri bütün camilerimizdeki ezanlar, sabah ezanları Ramazan içerisinde, bunu parantez içinde söylüyorum. Ramazan ayı müddetince sabah ezanları imsak vaktinin girmesini bildiriyor, girdiğini bildiriyor. Evet. Yani sabah ezanları tam imsak vaktiyle beraber okunuyor. Ezana Allahu Ekber dendiği zaman daha yenmez içilmez. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu imsak vakti kesin vakittir. Ondan sonra bir ihtiyat zamanı yoktur. Hı hı.
Tam ezan Allahu Ekber diyor ya Ramazan'da. Yani beyaz ipin işte o belli onun, olması. O beyaz ip, siyah ip meselesi evet. Kur'an'daki ve külü ve şirabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecr. Oradaki beyaz iplik, siyah iplik o şafağın atması manasına. Şafağın atması ne demek? İmsakın başlaması demektir. Yani şafak dediğimiz zaman bizim Türkiye'ye göre doğuda böyle kuzeyden güneye doğru bir beyazlığın, aydınlığın yayılması. O aydınlık belirdiği zaman oruç başlıyor. İşte o aydınlığın belirmesi imsak saati demek işte. Evet. Bunu herkes tayin edemez. İmsak saatine bakacak. İmsak saati de hangi dakikaya tevafuk ediyorsa o dakikadan itibaren yeme içmeyi bırakacak. Evet. Yeme içme. Ne zamana kadar bu? Güneş batıncaya kadar. ثُمَّ اَتِمُ السِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ Orucumuzu geceye kadar tamamlayın. Gece demek ila gurubi şems. Güneşin batmasına kadar. Güneşin batmasına kadar. Öyleyse şafak vaktinden yani imsak vaktinden güneş batımı zamanına kadar yemeği, içmeyi, orucu bozan her türlü davranışları terk ederek Allah rızası için efendim orucumuzu tamamlamamız gerekiyor. Evet, bir de kefaret konusu var hocam. Yani kaza orucu var, bir de kefaret var. Evet. Bu şimdi, konuyla ilgili de biraz kaza orucu Ramazan'da herhangi bir meşru sebeple ben şunu söyleyeyim de ondan sonra oraya girelim. Evet. Biraz önce bir şey söylemiştim. Dedim ki mesela kısa günlerde tutayım diye bugün orucu mazeretsiz yiyenler var. Mazeretsiz. Hiçbir özrü yok. Hasta değil. Yolcu değil. Herhangi bir dini mazereti yok. Böyle sudan bahanelerle orucunu yiyor. Şunu bilmesi lazım Müslümanın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men eftara yevmen min ramadan biduni ruhsatın şer'iyye ev biduni maradın ev udrin şer'iyyin. Diyor ki her kim Ramazan gündüzünde dini bir mazeret olmaksızın, hastalık olmaksızın, herhangi bir dini ruhsat olmaksızın, dini ruhsatları biraz önce söyledim. Eğer Ramazan orucundan bir tanesini bile bile niyetlenmeden yerse, lem yakdihi savmu dehri kulli, bir sene boyunca oruç tutsa o bir günlük orucun sevabını alamaz. Evet. Onun için Müslüman öyle bir takım bahanelerle adam şimdi tutmayayım, ileride kışın kısa günlerde tutarım bahanesiyle orucunu yemesin. Bakın bir gün kasıtlı orucu tutmamak bir sene hiç ara vermeden oruç tutsa bir günlük orucun sevabını alamayacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde beyan ediyor. İki, Ramazan orucunda işte kadınların özel durumlarında tutamadıkları oruçları. Nohusalık günlerinde tutamadıkları oruçları, evet. Misafirin misafirlik günlerinde tutamadığı oruçları, yolcunun işte yolcu diyoruz onlara veya hastanın hastalığı günlerinde tutamadıkları oruçları Ramazan dışında müsait olduğu zaman tutmasına kaza deniyor. Evet. Yalnız bu kaza oruçlarında Müslümanların dikkat etmesi gereken bir husus var. Bunları peş peşine tutabildikleri gibi, tutabilecekleri gibi ara vererek de tutabilirler. Ancak kaza oruçlarında, kefaret oruçlarında gecede niyet şarttır. Ramazan orucu gibi değil. Ne demek bunun manası? İmsaktan önce kaza orucu tutacağına niyet edecek. Evet. Kalbinden geçirecek. Niyet kalptir. Veya kefaret oruçlarında mesela 2 aylık kefaret orucu tutan Müslümanlar var. Kadın, erkek. Kefaret orucu. Kefaret nedir peki? Kefaret Ramazan'ın gündüzünde niyetli bir orucunu sebepsiz yere kasıtlı bozan kimseye bir orucun karşılığında 60 oruç ceza oruç gerekiyor. Buna kefaret deniyor. Ama kime gerekiyor kefaret? Ramazan gündüzünde. Bu söz çok önemli bakın. Ramazan ayının gündüzünde niyetlenmiş olduğu bir orucunu sebepsiz yere bozan nasıl bozuyor? Yiyerek, içerek veya başka yollarla orucunu bozan kimseye ceza olarak Ramazan dışında 2 ay oruç tutması farz olur. Kefaret peki, oruçları farzdır. 2 tane bozduysa hocam? 2 tane, 3 tane, 5 tane bozdu. Hiç de kefaret tutmadıysa hepsine bir kefaret tutar. Yani kasıtlı bozduğu oruçların sayısı kadar da günle gün kaza eder. Mesela evet. Halk arasında 61 oruç deniyor. Evet.
61 oruç şöyle oluyor. 62 kefaret, bir günü de kaza. Evet. Ama 10 gün kasıtlı oruç bozmuşsa bu Ramazan'dan veya başka Ramazanlardan birer gün, işte ikişer gün kasıtlı evet. orucunu bozmuş, yani niyetlediği evet. orucu, bunların hiçbirisine de kefaret tutmamış. O zaman hepsinin bir tek kefareti var, 60 gün, ama peş peşine tutacak 60 günü. Evet, aralıksız. Ara vermeyecek. Evet. Ancak kadınların özel durumları müstesna. Mesela kadınlar kefaret orucunu tutarken haiz oldukları zaman oruçlarını yerler, temizlendikten sonra yine devam ederler. Böylece iki ayı tamamlarlar. Evet. Erkekler ise baştan başladığı zaman kefareti Ramazan dışında hiç ara vermeden 60 günü tamamlaması lazım. Evet. Evet. Hocam ölenin oruç borcu ödenir mi? Ölenin yerine varislerinin oruç tutmasıyla ödenmesi mümkün değil. Evet. Ancak onun eğer kefareti varsa oruç kefareti verilir para olarak. Ama bu illa onun üzerinden oruç düşer anlamına değil. Evet. Para kefaret olarak verilir kefareti varsa veya fidyesi verilir ama bu bir ümittir. Yani illa onun tutmadığı orucun yerine geçer anlamı da yoktur. Evet. Evet. Peki oruç tutmayan kafir olur mu hocam? Dinsiz olur mu? Şimdi oruç tutmayan kafir olmaz. Mesela bir insan kasıtlı oruç yerse evet. büyük günah işlemiş olur. Kasıtlı orucunu yiyen, orucunu bozan büyük günah işlemiş olur. Ancak İslam alimleri diyorlar ki bir insan keyfi herkesin gözlerinin önünde orucunu yerse İslam diniyle alay etmiş olduğundan dinden çıkar diyorlar. Evet. Bu çok önemli bakın. Bir Müslüman hiçbir sebep yokken Ramazan'ın gündüzünde herkesin gözlerinin önünde orucunu açıktan yerse mazeretsiz o kişinin Allah korusun dinden çıktığını söylüyor İslam alimleri. Bunlar tabi müştehitlerin içtihadı. Sebep İslam diniyle alay etmiş olduğundan. Evet. Mesela bazen adamlar diyor ki ya ben Allah'tan gizlemiyorum. Allah'tan gizlemediğimi kullardan niye gizleyeyim diyor açıktan yiyor. Bu çok büyük bir yanlıştır. Orucu gizli mazeretsiz yemek büyük günahlardandır. Evet. Ama açıktan yemek İslam alimlerinin görüşüne göre Allah korusun insanı dinden çıkmaya kadar götüren bir efendim günahtır, vebaldır. Bundan sakınması lazım Müslümanın. Evet, bir de Ramazan'da hasta olan izleyicilerimiz mutlaka vardır. İşte astım olan vardır, göz damlası kullanan vardır, burun damlası, işte iğne yaptırmak durumunda olanlar evet. vardır. Efendim fitil kullanmak durumunda olanlar vardır. Veyahut da kan aldırma ihtiyacı olabilir. Onları tek gibi, tek şey yapalım. Evet, bu gibi mesela evet, zaruret mesela, halindeki durum nasıl oluyor hocam? Şimdi bu iğne, bu damara vurulan ya da cilt altına vurulan iğneler orucu evet. bozmaz diye fetva veriliyor şimdi. Hı hı. Dolayısıyla iğneler orucu bozmaz deniliyor. Ama İslam alimlerinin bir tavsiyesi var çünkü burada farklı görüşler var. Mümkünse mesela insülin değil mi? İnsülin vurmak orucu bozmaz diyor. Bozmaz. Ancak mümkünse orucun dışında vurunsun tavsiye ediliyor. Veya işte adam şeker hastası insülin vurarak idare ediyor da orucunu tutabiliyorsa tutsun. Evet. Yok eğer insülin vurulmadan ya da bir gün insülin vurunsa da oruç tutmaya gücü yoksa o zaman orucunu yer. Evet. Ve iğnesinde vurunur. O zaman iğne bozmuyor da bazı mesela şeker hastaları var ki çok sık aralıklarla bir şeyler yemesi gerekiyor. Dolayısıyla yine vurunsa da efendim aç duramıyor. O zaman o hastaların ne yapması lazım? Orucunu yemesi lazım. Evet. Ve orucun sayısı kadar da fidye vermesi lazım. Evet. Ancak bu buruna damlatılan şey damla beyine çıkarsa bu orucu bozar. Kulağa damlatılan işte o da yine bir yerde mideye ulaşır ya da beyine çıkarsa o da bozar ama göze damlatılan damla orucu bozmaz. Evet. Ağza damlatılan boğaza gidiyor bozuyor. Kulağa damlatılan bozuyor. Buruna damlatılan beyine çıkarsa bozar ya da genizden ağız yoluyla içeriye giderse bozar. Fakat göze damlatılan damla orucu bozmaz. Evet. Peki oruç tutmanın haram olduğu bir gün var mı hocam? Tabii ki.
İslam dininde mesela bayram günü oruç tutmak. İslam dininde evet 5 gün oruç tutmak haramdır. Evet. Bunlara tahrimen mekruh deniyor. Ramazan bayramının birinci günü. Hı hı. Ramazan bayramında bir gün. Ramazan bayramında bir gün oruç tutmak haram. İkinci, üçüncü, dördüncü günleri değil bakın. Ramazan bayramında bir gün. Kurban bayramında 4 gün. Evet. Kurban bayramında 4 gün. Yani o teşrik günleri diyoruz ya. Evet. O namazlardan sonra getirdiğimiz tekbirler var ya. Onlara teşrik günleri deniyor. Eyyami teşrik. Teşrik günleri. Evet. O günlerde 4 günde o gün yapıyor. Senede 5 gün oruç tutmak Müslümanlara haramdır. Evet. Evet. Diğer bir konu da hocam. Mesela diş dolgusu falan yaptırması icap ediyor. Bu da yine sağlık sorunu. Şimdi Ramazan'da mesela diş çektirmek orucu evet. bozmaz dememek lazım. Niye? Şimdi sadece dişini çektirse de kanı yutmasa bozmaz. Evet. Ama yutmaması mümkün değil. Dişini çektirirse kan da boğaz yoluyla içeriye giderse orucu bozulur. Ama dolguda eğer dolguda içeriye bir şey gitmiyorsa boğazdan bu dolgu olabilir. Dolgu. Evet. Yalnız içeriye bir şey gitmemesi lazım. Evet. Evet. Bir diğer soru da hocam. Beyi izin vermeyen kadın oruç tutar mı? Farz olan ibadetlerde erkeğin hanımını evet. ibadetlerden alıkoyması mümkün değil. Mesela bir erkeğin hanımını namaz kılmaktan alıkoyma hakkı yok. Evet. Oruç tutmaktan alıkoyma hakkı yoktur. Farz olan oruçları. Nafile oruçlarda, Ramazan dışında nafile oruçlarda kocası izin vermezse tutamaz. Kocasından izin alması gerekir. Ya da bazen hükmü izinler var. Kocası karışmıyor. Kadın nasıl ibadet yaparsa yapsın. Nafile cinsinden. Ama Ramazan orucuna kesinlikle mani olamaz. Hakkı yoktur. Evet. Bir kadının örtünmesine kesinlikle mani olamaz. Hakkı yoktur. Mesela örtünmek farzdır. O zaman kocası diyemez ki ben senin örtünmeni istemiyorum. Öyleyse açık olman gerekiyor. Kocasının sözünü burada dinlemez kadın. Veya Ramazan orucu tutmayacaksın. Senin oruç tutmanı istemiyorum dediği zaman kocasını dinlemeyecek. Burada Allah'ın emri geçerlidir. Evet. Bir de hocam Ramazan ayı içerisinde şeytanların zincire vurulduğu ifade ediliyor. Bunun da ilgili kısaca bir bilgi şimdi alırsak. Şimdi tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا جَاءَ رَمَضَان evet. اِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَان فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النِّيرَان ya da nar. Yani Ramazan-ı Şerif geldiği zaman cennet kapıları aralanır. Evet. Rahmet kapıları açılır. Ve cehennem kapıları kapanır. Ve suffidet meradetül cinni ve şeyatîn yani kafir cinler ve şeytanlar da zincirlere vurulur. Bunun manası şudur. Dünyada istatistikler var. Mesela Müslümanlar eskiden bu duyguya sahip olanlar daha çoktu. Şimdi gittikçe azalıyor ve azaldı. Mesela Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam adamın kötü alışkanlıkları olsa bile diyor ki ya bugün Cuma gecesi. Evet. Adam diyelim alkol kullanan bir adam o gecenin hürmetine alkol kullanmıyor. Veya başka günahları işleyen o gecenin hürmetine işlemiyor. Evet. Ramazan-ı Şerif'te de dünya istatistikleri bunu gösteriyor. Suç oranları azalıyor. Evet. Kötü alışkanlıkları olanlar kötü alışkanlıklarını terk ediyor. Burada şeytanların zincirlere vurulması bu demek. Evet. Şerlerin azalması bu demek. Hayra yönelme çoğalıyor. Bereket artıyor. Merhamet kapsamlı bir hale geliyor. Ama bunları söylerken bize gülenler de olabilir. Ya sen böyle diyorsun ama hocam bugün halen Ramazan-ı Şerif geldiği halde Suriye'deki Müslümanların başına bombalar yağdırılıyor. Evet. Veya işte Gazze'deki Müslümanlar, Filistin'deki Müslümanlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanların üzerine bombalar yağdırılıyor. Müslümanlar birbirini katlediyor. Hani sen diyorsun ki Ramazan geldiği zaman şeytanlar zincire vurulur. Hiç bunların şeytanların zincire falan vurulduğu yoktur. Çünkü kendileri şeytan zaten. Evet. Bunları yapanlar. Nefsini yapıyor. Evet. Yani. Öyleyse Ramazan ayı hakikaten rahmet ayıdır. Burada merhametin hem insanlara hem tüm canlılara uygulanması gereken bir aydır. Evet. Bu itibarla her ne kadar dünya istatistikleri Müslümanların toplumlarında bu aya mahsus veya mübarek gecelere mahsus suç oranlarının azaldığını
söylüyorsa da buna tabii insafı olan, izanı olan insanlar uyuyor. Evet. Olmayanlar, merhametten yoksun olan insanlar ne Ramazan dinliyor, ne haram aylar dinliyor, ne cuma gecesi dinliyor, hiçbir şey dinlemiyor. Evet hocam, son 10 dakikamız kaldı. Tabii Kadir gecesinde konuşmadan geçemeyiz. Çünkü Kadir gecesi çok önemli bir gece. Sohbetimizde biraz değindik ama şimdi tek gecelerde arayınız diye evet. biliyoruz. Doğru şimdi, mudur hocam? Tabii yani İslam alimlerinin aranması. Burada çok farklı görüşleri var. Hatta Ramazan-ı Şerif'in... Bir de itikaf konusu var evet, mesela. Evet, güzel. Ramazan-ı Şerif'in başından sonuna kadar herhangi bir gecede olduğunu söyleyen alimler var. Evet. Ama hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, İltemisuha fil aşril evâhiri min Ramazan. Ramazan ayının son 10 gününde araştırın onu. Özellikle tek günlerde. Evet. Yani 21, 23, 25, 27, hatta 29 günleri. Şimdi 27 olması ulemanın daha çok fikir birliğine vardıkları bir konu. 27. gecesi. Hatta bazı alimler şöyle diyorlar. Mesela Kadir suresi var. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. O geceyi taçlandıran veya o gecenin ne anlama geldiğini ifade eden bir sure-i celile ki Kadir gecesi Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr, yani içerisinde Kadir gecesinin bulunmadığı ve ibadetle değerlendirilmeyen bin aydan daha hayırlı. Yani Kadir gecesi ibadetle değerlendirilirse, ama bu sevaplar kime biliyor musunuz? Ramazan orucunu tutan, İslam'ı bütün yönleriyle yaşayan, haramlardan sakınan. Evet. Yani aynı zamanda Kadir gecesi geldiğinde de o güne tevafuk eden, o güne rastlayan kimse o geceyi ibadetle geçirirse, o zaman bin aydan daha hayırlı bir ibadet yapmış sevabı kazanır. Bu bin ay ne kadar? 83 yıl 4 ay gibi bir zaman yapıyor. Hicri yıla göre 83 yıl evet. 4 ay. Şimdi bizim için o kadar büyük bir rahmet ki, mesela 60 yaşında olan bir Müslümanı düşünelim. 12 yaşını düşelim. Geriye kaldık 48. 48 tane Kadir gecesini değerlendiren bir Müslümanı tasavvur edelim. 48 Kadir gecesi. 48'i ya da 50'yi 83 yılla çarpalım. Evet. Büyük bir sevap. Peki bu geceyi ihya etmenin asgari ölçüsü nedir? Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmadır. Evet. Asgari ölçüsü. Ama bunun dışında Kur'an okuyor, zikirle meşgul oluyor, tesbihatla meşgul oluyor, tevbe istiğfarla meşgul oluyor ve daha diğer birçok fakire, yapıyor. Fukaraya evet. yardım ediyor, kimsesizlere kimse oluyor ve birçok hayırlar işliyor. Evet. Dolayısıyla Kadir gecesinin bir de surede 3 tane Leyletül Kadir kelimesi geçiyor. Bazı alimler de böyle tespit etmişler hangi gün olduğunu. Leyletül Kadir kelimesinde, cümlesinde, cümlede değil ya bu oluşumda diyelim. Ayette. Evet. 9 harf var. 9 harf. Leyletül Kadir. 3 kere 9 ne yapar? 27. 3 yerde geçiyor. Aynı surede İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Ve ma edrake ma leyletül kadir. Leyletül kadri hayru min elfi şehr. 3 yerde geçiyor. 3 kere 9 27. 27 olması daha güçlüdür diyor. Evet. Aynı surede 3 yerde geçiyor. 3 kere 9 27. Ama bize düşen görev şu Ramazan boyunca. Ramazan'ın her gecesini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek lazım. Bunun da yolu nedir? Gündüzü oruçlu ve gündüz elimizden geldiğince günahlardan sakınacağız. Namazlarımızı kılacağız. Haramlardan sakınacağız. Akşam yatsıyla beraber teravihimizi kılacağız. Evet. Sabah namazlarımızı mümkün olduğu kadar cemaatle kılacağız. Kur'an hatimleri yapacağız. Ve Ramazan'ımızı böyle dolu dolu geçireceğiz. O zaman inşallah o 29 ya da 30 gecenin içerisinde mutlaka Kadir gecesine isabet etmiş olacağız. Evet. O geceyi yaşamış olacağız. Evet hocam. Evet. Hocam bir iki dakikam kaldı. Sizin Ramazan'da Almanya programınız var. Evet. Bu vesileyle de
eğer uygun görürseniz bahsedelim. Almanya'daki programımızda neler olacak? Evet. Neler yapacaksınız kısaca? Evet, şimdi biz zaten Ramazan'ın başlangıcında gitmiş oluyoruz. Evet. Ramazan-ı Şerif'te özellikle her sene davet ediyorlar. Ben büyük bir camiye gideceğim. Stuttgart'ta Halburun diye bir camimiz var. Ben orada 4 sene kaldım. Evet. Dolayısıyla oradaki cemaatimize irşat görevlerini icra etmek için. Şimdi Almanya'daki Müslümanların ya da Avrupa'daki Müslümanların çok ihtiyaçları var. Gerçekten bu ihtiyaç da efendim işte Ramazan'daki etkinliklerle, efendim Ramazan dışındaki gençlere yönelik, efendim hanımlara yönelik veya cemaatin bütününe yönelik irşat ve eğitim hizmetleriyle yerine getirilmiş oluyor. İnşallah Ramazan boyunca orada bu hizmetlere devam edeceğiz. Evet. Özellikle irşat hizmetleri. Özellikle irşat hizmetleri ve hakikaten gönül arzu ediyor ki kendi memleketimizde kalalım ama oradaki insanlarımızın da buna ihtiyacı var. Oradaki insanlarımızın duasını almak, o insanların bir yerde gurbet elinde yalnız olmadıklarını, olamayacaklarını bir yerde beraberce yaşayarak bunu paylaşabilmek ve aynı zamanda onların hem eğitim dalında hem irşat dalında efendim hizmetlerinde bulunmak evet. için oraya gideceğiz. İnşallah hocam Allah-u Teala yolunuzu açık etsin. Biz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz. Ben bu vesileyle son olarak hocam özellikle kısaca, bütün kardeşlerimizin evet. bizi dinleyen, bizi izleyen cemaatimizin ve bütün ehli imanın, ehli İslam'ın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Evet. Ve bu Ramazan-ı Şerif'in ümmeti Muhammed'in dirilişine, şuurlanmasına, ümmet şuurunun oluşmasına ve bu Ramazan-ı Şerif'in bitişinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat ayı olan bu Ramazan ayının cehennem ateşinden uzak olmamıza vesile olmasını ve gerçekten yevmül caize olan ödül günü olan bayram gününde de pir-i pak, tertemiz Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir kul olarak Ramazan'ı tamamlamamızı Cenab-ı Hakk'ın bize lütfetmesini Mevlamız'dan niyaz ediyor. Bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Evet. Allah Celle Celaluhu bütün Müslümanlara sağlık, afiyet içerisinde, çoluk çocuklarıyla beraber, çoluk çocuğumuzla beraber bir Ramazan-ı Şerif geçirmeyi lütfeylesin, nasip eylesin. İnşallah. Alemi İslam'ın saadetine inşallah vesile olsun diye dua ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Bu dönem 8 ay süresince bizlerle beraber oldunuz her hafta ve çeşitli konularda İslami konularda, dini konularda bizlere çok değerli bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem 158 TV adına hem de Gönül Dergahı programı adına. Allah-u Teala sizden razı olsun. Bu arada hocam bu programımız bizim sezon finalimiz. İnşallah önümüzdeki dönemde yine farklı bir programla Allah nasip ederse izleyicilerimizin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ben 158 TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemalettin Kurt Bey'e, Genel Yayın Yönetmeni Hatice Kurt Deveci Hanımefendi'ye, Genel Müdür Murat Kurt Bey'e ve yönetmenimiz Erhan Meyveci'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ve diğer yayında ve yapımda görev yapan arkadaşlara. Efendim yönetiminde bulunan evet. ve burada hizmet eden, gerçekten bize bu hizmeti sunan, evet. bu vesileyle hem Avrupa'daki Müslüman kardeşlerimize hem Türkiye'deki Müslümanlara ulaşmamıza vesile olan, evet. Vizyon 58 yönetimine, idarecilerine, efendim hizmetçilerine, hizmet edenlerine, ekranların başında olan bütün bizi dinleyen kardeşlerimize evet. Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak sıhhat afiyet lütfeylesin inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, böylece Gönül Dergahı bu sezon finalini yapmış oldu. Hocamıza tekrar huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde Gönül Dergahı ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz Allah nasip ederse. Ben tekrar yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu Ramazanlar diliyorum efendim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.